Evet sevgili Balkanlar TV izleyenleri, sizler için Türkiye'mizi, İstanbul'umuzu gezmeye devam ediyoruz. Bugün de Başakşehir'deyiz. Başakşehir Kaster, Kastamonulular Derneği'nin düzenlemiş olduğu etkinliğe davet edildik. Bu etkinlikte Türk Sanat Müziği ekibinin vereceği konser, onun dışında burada misafirlerimiz için bir kokteyl düzenlendi ve misafirlerimiz de sevgili Kastamonulu hemşerilerimiz buradaki salonu doldurmaya devam ediyorlar. Biz de bu enstantanede bu misafirlerimizin gelişi esnasında sizlere burasının neresi olduğunu, bu akşam niçin burada olduğumuzu anlatmaya çalışıyoruz. Sizler için Kastamonuları, Kastamonu dostlarımızı bu akşam takip edeceğiz. Bakalım bizlere ne gibi sürprizler hazırlamışlar. Evet sevgili Balkanlar TV izleyenleri, hemşerilerimiz, Kastamonu dostlarımızla beraberiz. Yanımızda Fahri Federasyon Başkanımız demek istiyorum ama sevgili Kastamonu Dayanışma Derneği Başakşehir Şube Başkanı. Başakşehir Şube Başkanı Eyüp bu geceyi düzenleyen Eyüp Sabri abimiz, evet. Atay abimiz. Teşekkür, nasılsınız? Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Allah razı olsun. Balkanlar TV olarak sizinle beraber Makedonya'ya gittik. Evet. Dostlarımız geçiyor. Şöyle yol bırakalım onlara. Neler söyleyeceksiniz efendim bu akşamki etkinliğimizle ilgili? Bu akşam heyecanlıyım. Yakın dostlarıma diyorum ki bu benim çocuğumun düğünü, tak istemiyorum diyorum. ya çocuklarının düğününü yapan anne baba gibi ya da en önemli bir etkinliği olan dostlar gibi heyecanlıyım. Bunu ben genelde uzun yıllar yapıyorum. 30 yıldır dernekçilik ve cemiyetçilik yapıyorum. Ama bu akşam biraz daha heyecanlıyım. Onun sebebi de Başakşehir'de Kastamonular Derneğimizi 3 ay önce kurduk. Hayırlı olsun. Çok fazla tanıdığımız yoktu ama çok elit bir tabaka, birbirinden değerli Kastamonulu hemşerilerimle derneği kurmuş olduk. Ve hemen akabinde 2 ay içerisinde çok büyük bir organizasyona imza atmaya karar verdik. Ve bu akşam 3000 kişi üzerinde davetli bekliyoruz. Ve bu davetlimizin arasından 3 aileyi ödüllendireceğiz. Ailemizin birisini, 2 kişi Ümre'ye, 2 kişi Kudüs'e, 2 kişi de Kastamonu gaz kayak testlerine tadile göndereceğiz. Çok güzel bir gece hazırladık değil mi? Sürprizlerimiz var bu gece. Ve bu iş için de Kastamonu'dan folklor ekibimiz geldi. Buraya gelen bütün dostlarımıza Kastamonu yaşatacağız. Bu gece müthiş bir sürpriz var değil mi yani? İnşallah. Dostlarımıza evet. Kastamonu'yu böyle doyasıya onlara anlatacağız, kültürümüzü. Ve Kastamonulları yalnız bırakmayan tüm misafirlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Birbirinden değerli Kastamonu olmayan dostlarımız var. Onlar da bizleri onurlandırdılar. Biz de Balkanlar TV olarak kendimizi Kastamonu'da görüyoruz. Teşekkür ederim. Şerife Bacı'nın torunu olarak görüyoruz. Teşekkür ederim. Çağırdığınız için biz de size teşekkür ederim. Sağ ol kardeşim. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Bizi ekranlara taşıdığınızda biz de size teşekkür ediyoruz. Görevimiz her zaman beraberiz. Sağ ol kardeşim. Çok teşekkür. Hayırlı akşamlar. Nasılsınız? Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sizi tanıyalım mı? Adım Kazım Kaftal. Kastamonu Araçlıyım. Başakşehir Mahalle Muhtar Adayı'yım. Oh, süper. Şişecam'dan emekli teknisyenim. Bu akşamla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu etkinliği düzenlenmesiyle ilgili fikriniz var mı? Gayet güzel. Bu Başakşehir'de Kastamonular buluşması pek olmuyordu. Şube açılmaya çalışılıyor. Gayet güzel. İsmim Sadık İlaç, Kastamonu Taşköprülüyüm. Çok şık giyinmişsiniz bu akşam. Böyle bu geceye önem veriyorsunuz değil mi? Hemşerilerimize güzel gözükelim. Damat gibisiniz maşallah. Böyle damatlıkla mı geldiniz? Böyle yaptı herhalde. Hoş geldiniz. Ne diyorsunuz bu etkinlik için? Yani etkinliğimiz güzel ama geç kalmış. Hayır. Yerinde bir şey. Geç de kalınsa bugün olması, burada bu kadar kalabalık bir Kastamonulu hemşerinin olması güzel değil mi? Güzel, hep hemşerilerimizi bir araya toplaması. Ben İsmail Şentürk, aslan Sinopluyum ama yarı Kastamonluyum. Evet, evet, onları desteklemek için, onlara biraz arkadaşın dediği gibi geç kalınmış ama çok güzel oldu. Etkinliği çok güzel olacak inşallah. Kastamonu Küçükçekmece Kaster Başkanı Sayın Satı Bey ile beraberiz.
Sat abi, başkanım hayırlı akşamlar, nasılsınız? İyi akşamlar, teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefa hoş geldiniz. Bulduk. Bizleri onurlandırdığınız için şükranlarımı sunuyorum. O şeref bize ait, biz teşekkür ediyoruz çağırdığınız için. Ne demek? Sevgili Kastamonu dostlarımızla, hemşerilerimizle, Şerefi Bacı'nın torunlarıyla bir arada olmak bizim için de ayrı bir gurur ve şeref. Hayırlı akşamlar olsun. Nasıl bir akşam hazırladık, neler söyleyeceksiniz? Allah razı olsun. Güzel bir gece geçeceğine eminim. Çünkü güzel insanlar var. Kastamonu'nun ruhu var. Arkadaşlarımız yalnız bırakmadılar. Birazdan belediye başkanlarımız, bürokratlarımız, değerli kardeşlerimiz efendim, burada olacaklar. İzlemeye devam diyorum. Kısaca. Teşekkürler sunuyorum. Size kolay gelsin diyoruz burada. Teşekkürler. Misafirleri ağırlıyorsunuz. Telaşınız var. Sağ olun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Çok sağ olun. Ben Dilaver Yılmaz. Kastamonu'yuz. Kastamonu. Neresinden Kastamonu'nun? Hanönü ilçesi. Hanönü ilçesi. Evet. İstanbul'da yaşıyoruz. Orada mı doğduk? Yok, İstanbul'da doğdum. Doğdunuz ama aslen babalarımız, annemiz tabii, orada doğdu. Ata toprağımız orası. Hoş geldiniz diyoruz. Teşekkür ederim. Bu etkinliğin düzenlenmesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizce iyi oldu mu? Dostlarımız, hemşerilerimiz, akrabalarımız tabii Kastamonu'nun ki, her ki. İlçesinden özür diliyorum. Her zaman için. Keşke böyle bir şey olsa. Hep birlikte olsak tabii. Burada. Tabii. Ailece katılıyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Evet. Yanımda eşim. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öznur Yılmaz ben. Siz de mi Kastamonu'yorsunuz? Yok, ben Orduluyum. Orduluyum. Ama gittim Kastamonu'ya. Hanönü'ye. Ordulu mu diyelim Kastamonu? İşin esnesi ama. Yok. Nasıl Kastamonu kültürü ile ordu kültürü çok uzak olmasa gerek mi diyelim? Evet. Benzer değil mi? Yok, çok uzak değil. Yok, Kastamonu da güzel, ben beğeniyorum. Her sene gidip her sene ziyaret ediyoruz. Evet. Yanımızda bir hanımefendi daha var. Ondan da bu akşamla ilgili dilekleri, düşünceleri olur. Valla güzel bir ortama benziyor. Güzel olacak gibi duruyor. Kastamonluyuz. Aileyiz zaten. Hep beraber geldik. Evet. Hoş bulduk. Bir hanımefendi daha var ama o dikkatleri sahneye gelmiş. Efendim iyi akşamlar. Nasılsınız? Teşekkürler. Nermin Çolak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizce bu gecenin düzenlenmesi ne anlam ifade ediyor? İyi mi? Önemli mi? Yoksa daha önceden de böyle toplantılara katılıyor muyduk Kastamonu'lar adına? Katılıyorum. Sinop Derneği'ne katılıyorum. İlk defa geldim işte Kastamonu Derneği'ne. Kastamonu dostlarımızı bu gece yalnız bırakmıyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Burası çok samimi bir ortam. Başakşehir zaten kendini kanıtlamış bir ilçe. Ben Kasteri'nin yönetimindeyim. Yine bu ilçenin de teşkilat mensuplarındanım. O yüzden şimdilik ev sahibi olarak hoş geldiniz diyorum. Sıcaklığımızı herkese yansıtmak istiyoruz. Adım Hayri Genç. Başakşehir'de, burada bu ilçede oturuyorum. Bizim Kastamonu Dernekler Urfalar olarak genç... Kardeş dernekliğimiz var. Evet, %100 kardeşlik diye bir sloganımız var. Abbas Başkanımız var Küçükçekmece'de, derneğimiz orada. O yüzden buradayız. Aslında biz bir nevi de ev sahibi sayılırız. Yanımda Zühtü Bey var, Kastamonulu. O da Bağcılar'dan. Ona dedim ki ya işte televizyon galiba canlı yayın yapacak. Şu anda ismini vermeyeyim. O televizyonla şöyle bir anımız olmuştu. Şu anda canlı yayına verdik televizyon. Bahçelilerde biz bir Urfa sıra gecesi tertip edemiştik. Tamam. Sunucu yoktu. Kimse de salondakileri tanımıyor. Ya arıyorlar ya işte sunucu yok dedim, ben yaparım. Ya olur mu? Ne olacak dedim, ya verin mikrofonu ben tamam. Sunarım. Ve çok güzel bir program olmuştu. Kastamonu, evet. Evet. Sizin aracında Balkanlar TV'yi izleyen herkese selamlar, sevgiler. Balkanlar'da da bizim kardeşlerimiz var. Biz onlara sevgilerimizi gönderiyoruz. Görüşmek üzere diyelim. Bağcılar, Kasteri Şube Başkanıyım. Bu birlik, beraberlik, Urfa'dan %100 kardeşimiz asıl değeri 63-37 %100 demektir. Size de Balkanlar TV'ye de çok teşekkür ederiz. Mehmet Kubilay Ertürk adım. Kastamonu'luyum, Derekhane ilçesinden doğdum, büyüdüm. Nasıl geldin bu geceye? Neler hissediyorsun bir genç olarak, Kastamonu'lu bir genç olarak? Babam siyasetçi olduğu için hem de Kastamonu'lular Derneği adına büyük insanlar olduğu için buraya katılımda bulundum. Buradaki insanları tanımak, eğlenmek, her şey çok güzel. Peki Kastamonu kültürü senin ilgini çekiyor mu? Kastamonu kültürünü yaşatmaya mesela folklorunu, müziğini merak eder misin, sever misin, ilgi duyar mısın, takip eder misin? Tabii ki eskiden folklorda bulunmuştum 2007 yılında çok ufakken. Şu anda da kültürlerini merak ediyorum. Her türlü Kastamonu'ya gidip geliyorum devamlı. Senin gibi birçok genç arkadaş var. Demek ki Kastamonu gençleri derneklerine sahip çıkıyorlar ve bu gece de buradasınız. Çok teşekkür ederim sizlere. Sağ olun, biz hayırlı teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar. Teşekkür çok ederim. Çok sağ olun. Bu sabah yemyeşili bir memleket baharına uyanmak istiyorum.
dağların ve ağaçların esintisini hissetmek. İnebolu'da, Azdavay'da, Cide'de ya da Taşköprü'de. Irmakların ve derelerin şırıltısını duymak. Ben bugün Kastamonu'da olmak istiyorum. Sayın İl Milli Eğitim Müdürüm, Milli Eğitim Müdürlerim, değerli protokol üyeleri ve bugün bizlerle aynı duyguları paylaşarak birlikteliğin ve dayanışmanın en güzel örneğini gösteren sevgili Kastamonu'da hemşehrilerimiz. Kastamonulular Dayanışma Derneği Başakşehir Şubesi olarak düzenlediğimiz Kastamonu Kültür Gecemize hoş geldiniz. Yıllık tarihiyle kadim bir medeniyet ve evliyalar şehri. 900 yılı aşkın süredir Türk yurdu. Gösterdiği kahramanlıklarla milli mücadele dönemine damgasını vurmuş, 165'i ormanlarla kaplı ve 175 kilometre uzunluğundaki sahil şeridiyle tam bir doğa harikası olan memleketimiz Kastamonu, 2018 yılı Türk dünyası kültür başkenti unvanını kazanmıştır. Bu gurur ve mutluluk hepimizindir. Sosyal sorumluluk ve dayanışma bilinci içerisinde 1985 yılından bugüne faaliyet gösteren Kastamonutlar Dayanışma Derneği KASDER'in Başakşehir Şubesini kurarak faaliyete geçirmenin mutluluğunu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Dayanışma ve sivil toplum kuruluşu olmanın en büyük ve en güçlü temsilcisi KASDER olarak artık Başakşehir'de de siz değerli hemşehrilerimizle bir araya gelecek, sizlerin talep ve ihtiyaçları ile ilgili var gücümüzle çalışacağız. Değerli misafirler, sizlere başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş olan tüm şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşuna ve akabinde İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. Sosyal sorumluluk ve dernek işleri bir sevda, bir gönül meselesidir. Bu yolda neredeyse bir ömür vakfeden, İstanbul'daki hemşehrilerini bir araya getirmeyi adeta bir görev kabul eden, KASDER'in İstanbul'daki örgütlenmesine büyük katkılar sunarak pek çok ilçe teşkilatının kurulmasını sağlayan, KASDER Başakşehir Şubesi'nin kurucu başkanı, okyanus yürekli adam Sayın Eyüp Sabri Atay'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Sayın belediye başkanlarım, sayın ilçe başkanım, birbirinden değerli siyasi parti temsilcilerimiz, birbirinden değerli muhterem hemşehrilerim, çok kıymetli misafirlerimiz, muhterem basın mensubu meslektaşlarım, Kastamonu'yu ve Kastamonları seven birbirinden değerli
bizleri bu akşam yalnız bırakmayan buraya gelen kıymetli konuklarımız. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hürmet ediyorum efendim. Evet, sizlere daha yakın olmak istedim. O bizlere lütfeden sayın sunucumuzun bahsettiği okyanus sürekli adam diye çağrı yaptığı gibi hepinizi yüreğime almış, kalbime gömmüş, 30 yılı aşkın zamandır Kastamonu'ya, Kastamonlulara, bizi seven kıymetli dostlarımıza hizmet etmeyi kendime bir görev bilmiş, bu görevi layıkıyla yapmak üzere gece gündüz çalışan, mesai saati gözetmeksizin koşturan, bugün de Başakşehir'de hemşehrilerimizi bir araya getirmek üzere bir ayı aşkın zamandır emek verdiğimiz etkinliğimizin çalışmalarının ürününü ve meyvesini Allah'a şükür bu akşam bu saatlerde görmüş bulunuyorum. Bu güzelliğe güzellik katan başta Başakşehir Belediye Başkanımız, sevgili kardeşim, benden küçük ama çok hürmet ettiğim kişiliğiyle, dürüstlüğüyle, beyefendiliğiyle, çalışkanlığıyla hep takdir ettiğim sevgili kardeşim, Sayın Belediye Başkanımız, Sayın Yasin Kartoğlu'na alkışlarınızla benim adıma hoş geldiniz demenizi istiyorum. Ve beraberinde kardeşi gibi, çocuğu gibi sevdiği, bir zamanları her ikisinin de belediye başkan yardımcısı olarak Mevlüt Başkanım'ın ekibi olarak çalışan ve kendilerini daha önceden tanıdığım ama samimi olmadığım, çok yakın zamanda dürüstlüğüyle, çalışkanlığıyla bölgesine hizmet eden değerli ilçe başkanım, sizler de alkışlarla hoş geldiniz diyorum. Ve Kastamonu'dan 19 ilçeden belediye başkanlarımız adına Hanönü'den gelen Hanönü Belediye Başkanımız Sayın Serkan Uçar kardeşim, hoş geldiler, şeref verdiler. Biz Kastamonular Dayanışma Derneği Başakşehir Şubesi olarak bu sene hem etkinlik yapalım, Allah için sevdiğimiz, çalışmasını takdir ettiğimiz, hep yanında olmasını hissettiğimiz ve hissettiğimizi ortaya koyduğumuz Sayın Başkanımıza destek amacıyla, hem de İstanbul'da Kastamonuların Kastamonu'yu sevdiğini, Kastamonu'da yaşayanları hiç tanımadığımız ailenin çocuğuna eğitim desteği amacıyla yaklaşık 1540 öğrenciye eğitim desteği amacıyla son bir aydır çalıştığımız, çok büyük projelere 3 ayda imza attığımız başarılı bir Kastamonular Dayanışma Derneği Başakşehir Şubemizin yönetim kurulu üyeleri var. Ben şahsınızda perde arkasında gözükmeyen birbirinden değerli Başakşehir Kaster yönetim kurulu arkadaşlarıma, hatta çoğunun adını bile yeni öğrendiğim, yeni ezberlediğim ama birbirinden mükemmel Kastamonuların bir araya geldiği, geçtiğimiz günlerde Yasin Başkan da şaka yaptı bana, bizim koltuğu sallar bu kadro demişti. Biz de dedik ki kimsenin koltuğunu sallamaya gelmedik, bölgenize hizmet etmeye, size destek vermeye geldik dedik. Hiç kimsenin koltuğunu sallamadan Kastamonu'ya ve Kastamonuları sevenlere destek amacıyla benim yanımda çalışan yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Alkış istiyorum. Başakşehir öyle bir bölge olmuş ki, ben İstanbullu oldum ama bir yanım Kastamonu, bir yanım İstanbul diyenlerin oturduğu, abi tabii her ilçede güzel insanları var ama hakikaten güzel insanların olduğu bir bölgede güzel bir dernek kurduk. Bu derneğimizin ilk etkinliğinde bizleri yalnız bırakmayan hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kastamonu'yu da seviyorum. Kastamonuları da seviyorum. Kastamonu'yu seven sizleri de seviyorum. İlk zamanlarda ben şöyle sözlerimi bitirmek istiyorum sayın başkanlarım. İlk zamanları ben dernekçiliğe 1990 yıllarında başladım. Pek çoğunun yaşı kadar bir konuda bir siyasi değil de siyasetten anlamıyorum fazla. Dernekçilik çalışmalarımız var. İlk zamanları taştan topraktan olsun, çamurdan olsun ama Kastamonu olsun diyordum. Ama sonradan baktım ki
Her yöreden o kadar güzel insanlar çıkıyor ki. Ben de dedim ki nereli olsa olsun adam olsun dedim. Hepinizin yanındayım. Hatta bunun örneğini geçen yıl Küçükçekmece Sefaköy Kültür Merkezi'nde sergiledik. Biz Doğu'yla Batı'yı birleştireceğiz dedik. Kürt'le Türk'ü birleştireceğiz dedik. Kardeş yapacağız dedik. Şanlıurfalılarından Kastamonuları kardeş yapmaya karar verdik. Bir çıktık İstanbul'dan Mersin, Adana, Şanlıurfa, Siverek, Kastamonu'nun 19 tane ilçesini gezdik. Şanlıurfa, Kastamonu kardeşlik gecesi yaptık. Sloganımız da şuydu. 37 artı 63 eşittir 100, %100 kardeşlik. Valla 37 ile kim plakasını toplasa 100 yapmıyor. Herkes yüzü bulan iki tane şehir kardeş olsun. Bu memlekette hepimiz kardeşiz. Nasıl ki Türkler sabah oldu mu Kürt böreği yiyor. Nasıl ki Kürtler karnı doydu mu, ehli keyif oldu mu Türk kahvesi istiyor. O halde biz hepimiz kardeşiz. Bütün kardeşlerimi seviyorum. Allah için belediye başkanımız Yasin Kartoğlu Bey'i de seviyorum. Kendilerine başarılar diliyorum. Bu anlamda önümüzdeki günlerde aday olan tüm belediye başkanlarımıza, mevcut belediye başkanlarımıza, yeni aday olanlara başarılar diliyorum. Ülkemize hayırlı neticeler vereceğine inanıyorum. Memlekete hizmet etmek bir kutsaldır, kutsal görev diye düşünüyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. İyi ki varsınız diyorum. Halka hizmet, hakka hizmettir anlayışıyla bulunduğu tüm makam ve görevlerde ülkemizin kalkınması için var gücüyle çalışan, samimi tavırlarıyla halkımızın gönlünde taht kuran Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanımız ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Sayın Binali Yıldırım yoğun programından dolayı aramızda bulunamamaktadır. Başakşehir'in İlklerin ve enlerin şehri olmak yolunda attığı emin adımlar elbette ki büyük bir vizyonun neticesidir. Modern şehircilik anlayışı ile eğitim, kültür, sanat ve insana dokunan her konuda örnek teşkil eden uygulamalara imza atan Başakşehir Belediye Başkanı Sayın Yasin Kartoğlu'nu konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Arz edin. Çok değerli protokol, sevgili Kastamonlu komşularım, birlikte yaşamaktan onur ve gurur duyduğum çok değerli komşularım, sizler de Kastamonlar Dernek Gecesi'ne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii bu geceyle ilgili fikir nasıl çıktı sorusunun cevabı Eyüp abinin bu konuyla ilgili fikriyle ortaya çıktı. Ben bugün gördüm ki çok güzel bir fikirmiş. Kendisine ve ekibine buradan çok teşekkür ediyorum. Belki de Başakşehir'de bu kadar Kastamonlu var mı sorusunun en güzel cevabı. Bugün evet Kastamonlar yek vücut burada. Biz o cevabı da bugün görmüş olduk. Değerli komşularım. Ben Küçükçekmece'de Söğütçeşme Mahallesi'nde doğmuş bir kardeşinizim. Orada Sinop ve Kastamonu nüfusu çok yoğundur. Özellikle Taşköprülülerle ilgili çok maceralarım var. Sarımsak kokularını çok çektim onlara. Ama ben onlarla ilgili olan geçmiş hayatımı hep güzel anılarla hatırlıyorum. Çünkü onların bana hiçbir zaman zararı olmadı. O yüzden Kastamonları ben çok seviyorum. Sizleri çok seviyorum. Hatta Binel Bey söyledi biraz önce, bir gelinim Kastamonlu dedi. Benim de bir yengem Kastamonlu, onun da altını çizmiş oluyor. Değerli komşularım, özellikle Başakşehir'le ilgili ifademiz her zaman mutluluğun şehri Başakşehir. Tabii bizler Kastamonluysak da aynı zamanda Başakşehirliyiz. Başakşehirli olmanın
gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Bunun özellikle tarifini de şöyle yapıyorum ben. Diyorum ki Başakşehir'de yaşarken mevcutta Başakşehir'in kıymetini başka ilçelere gittiğinizde anlarsınız. Şehir içerisine giderseniz bir an önce Başakşehir'e kaçasınız gelir. Başakşehir öyle bir şehirdir işte. Adamı hastalıklı yapar. Der ki ben Başakşehirliyim, oraya giderim, nefes alırım. O yüzden Başakşehir bir hastalıktır. Başakşehir bir sevdadır. Bunu da ben söyledikten sonra mutlaka altını çizerek siz de düşüneceksiniz. Diyeceksiniz ki evet ya, Sayın Başkan bize hatırlattı. Başakşehir'in dışına çıkınca bir an önce kaçasımız geliyor. Tek burada nefes alabiliyoruz. Rabbim bize böyle bir şehir nasip etmiş. O yüzden sonsuz dualar ve teşekkürler Rabbimize. Başakşehir'deki Kastamonlar Derneği ile ilgili olan fikriyatı da özellikle ben istedim. Onu da altını çizmek istiyorum. Niye? Birçok dernek, birçok STK faaliyeti var ama Kastamonlar örgütlenememiş. Özellikle ben şunu ısrarla söylemek isterim değerli arkadaşlar. Kastamonlar örgütlü olsun ki ilçemiz sağlam olsun. Ben kendimi güvende hissedeyim. Dedim ya biz Kastamonu severiz, Kastamonları severiz. Boşuna sevmeyiz. O yüzden de bundan sonrası hayatımız Başakşehir'de geçireceğimiz zamanlar inşallah birlikte daim olacak ve yıllarca birlikte bu güzel gün gibi programları hep beraber tekrarlayacağız ve yenileyeceğiz. Ben bu duygularla sizlere bugüne dair emekleriniz ve katkılarınız, aynı zamanda dernek başkanımızın ve ekibinin katkıları ve emeği için sonsuz teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Başkanımızı yerine almadan önce kendisine bu geceye özel plaketimizi takdim ediyoruz. Konuşmalarından dolayı Başakşehir Belediye Başkanı Sayın Yasin Kartoğlu'na teşekkür ediyoruz. Çanakkale içinde aynalı çarşı, ana ben gidiyorum düşmana karşı. Bu dizeler hepimizin bildiği gibi Çanakkale türküsüne ait sözler. Şiirin sözleri anonim olmakla beraber bizlerin bildiği Çanakkale türküsünü derleyip bugünkü haline getiren ve aşıklık geleneğinin Kastamonu'daki son temsilcisi İhsan Ozanoğlu'dur. Fakat İhsan Ozanoğlu sadece bir saz şairi değil, aynı zamanda edebiyatçı, öğretmen, gazeteci, müzik ve din adamıdır. Bu vesileyle 13 Şubat 1981'de aramızdan ayrılan büyük sanatçı ve üstad Aşık İhsan Ozanoğlu'nu da bir kez daha anmış oluyoruz. Ahmet Hamdi Tanpınar, Türk insanının yazılmayan romanı türkülerde saklıdır diyerek türkülerin hayatımızdaki yerini, acılarımızı, sevinçlerimizi nasıl yansıttığını çok anlamlı bir şekilde özetlemiştir. Şimdi sizlere İstanbul Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu'nun siz değerli misafirlerimiz için özenle hazırladığı Kastamonu yöresine özel türkü dinletisiyle baş başa bırakıyoruz. Thank you.
Sefalar getirdiniz. Güzel bir Kastamonu türküsüyle, ülkemize mal olmuş bir Kastamonu türküsüyle başladık. Yine bir Kastamonu türküsüyle devam edeceğiz. Sonra yurdumuzun bütün bölgelerine gitmeye çalışacağız. İyi seyirler diliyorum. Thank you.
Davet ediyoruz. Devam ediyor. Herkese iyi seyirler. Tarih kokan sokaklara, Çanakkale Savaşı'nda destanlaşan şehit yiğitlerin hatıralarına, Anadolu'da kurulan ilk Türk şehrine, 50 bin yıllık geçmişiyle zamana ışık tutan Kastamonu'ya hoş geldiniz. Karadeniz'in en uzun sahil şeridine sahip Kastamonu'nun deniz kenarı ilçelerinden Cide, 11 kilometrelik uzunluğuyla mavi ile yeşilin uyumunu gözler önüne seriyor. Yine sahilin incilerinden İnebolu, aşı boyalı evlerinin yanında İstiklal madalyalı tek ilçe olmasıyla Kastamonu'yu gururlandırıyor. İstanbul'un fethi sırasında Şahi adı verilen topların dökümünde kullanılan demir ve bakırın Küre ilçesinden temin edildiği ve bazı topların üzerinde Küre-i Nühas yazdığı biliniyor. Yine İstanbul'un fethi sırasında gemilerin karadan geçmesini sağlayan kısakların kalaslarının Kastamonu ormanlarından temin edildiği söylenir. Fethin komutanı Cihan Padişahı, Fatih Sultan Mehmet'in annesinin devrekaneli oluşu İstanbul'la Kastamonu arasındaki bağların kuvvetlenmesine vesile olmuş. Öyle ki oğlu Cem Sultan 2 yıl boyunca valilik görevini üstlenmiş Kastamonu'da. İstiklal mücadelesinde şehit düşen yiğitlerin cenaze namazını kılacak erkek kalmamasından dolayı Ersizler Dere ismini alan topraklar üzerinde yaşayan kadınların en az erleri kadar dik durmaları, Kara Fatmaların, Halime Kaptanların, Seydilerle Şerife Bacıların varlığından haberdar olmamızı sağlıyor. 1919 yılında düşman işgaline karşı Anadolu'da düzenlenen ilk kadın mitinginin Kastamonu'da yapılması da nice isimsiz kadın kahramanları tarihin şerefli sayfalarına taşıyor. Evliyalar şehri Kastamonu, Fatih Sultan Mehmet'in, Yavuz Sultan Selim'in, II. Beyazıt'ın ve Kanuni Sultan Süleyman'ın hocalarının şehri olarak maneviyatını koruyor. Ayrıca Anadolu'nun dört direğinden biri olan Hazreti Pir Şeyh Şabani Veli'nin türbesinin bu topraklarda oluşu Kastamonu'da yaşayan insanların şansı olarak yorumlanıyor. Peki bu türbenin bahçesindeki çeşmeden zemzem suyu aktığını biliyor muydunuz? Sahabe-i Kiram'dan Kays-ül Hamedani Asgar Hazretleri'nin ve Ahmet Yesevi talebelerinden Yusuf Horasani'nin burada yattığını,
Anadolu'daki ilk Türkçe Kur'an çevresinin Candar Oğulları döneminde Kastamonu'da yapıldığını biliyor muydunuz? Türkiye'deki ilk sanat okulunun burada kurulduğunu, köy enstitüsü sistemini Osmanlı Meclisi Mebusanı'nda ilk dile getirinin Kastamonu Milletvekili İsmail Mahir Efendi olduğunu, köy enstitülerinin kurucusu İsmail Hakkı Tonguç'un ilk öğretmenlik eğitimini Kastamonu'da aldığını, ilim irfana önem veren Kastamonu'da Yakup Ağa, Yılanlı, Nasrullah ve İsmail Bey külliyelerinin medreselerinde eğitim verildiğini, Anadolu'da açılan ilk lisenin şu an hala eğitim öğretimi devam eden Abdurrahman Paşa Lisesi olduğunu, 1920 yılında kurulan Kastamonu Barosu'nun Türkiye'nin ilk barolarından biri olduğunu, Anadolu'nun ilk sanayi mektebinin günümüzde eğitim öğretimi devam eden Taş Mektep olarak bilinen Endüstri Meslek Lisesi olduğunu, 1887 yılında kurulan Kastamonu Ticaret Odası'nın Türkiye'nin ilk ticaret odalarından olduğunu, Vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un halkımızda özgürlük ve istiklal savaşı bilincini pekiştirmek için Nasrullah Camii'nde vaaz verdiğini, İstiklal Marşı'nın ilk bu camide okunduğunu ve ilk defa Kastamonu gazetesi Açık Söz'de yayınlandığını biliyor muydunuz? Erzurum ve Sivas kongrelerinin gerçekleşmesi için finansman desteğinin Kastamonulu Murat Bey tarafından sağlandığını, yine Osmanlı döneminde Anadolu coğrafyasının en değerli atlarının Kastamonu'da yetiştirildiğini, Moğolların kuşatıp alamadığı tek yerin Kastamonu olduğunu, Kastamonu Sancak Beyliği'nin sınırlarının Üsküdar hudutlarına dek uzandığını, Oğuz boylarının Kastamonu civarını yayılarak birçok köy ismini boylardan aldığını, Çanakkale içinde Aynalı Çarşı, türküsünün Kastamonu'ya ait olduğunu, Atatürk'ün 1925 yılında Kastamonu'yu ziyaret ederek Şapka İnkılabı'na değindiğini, Türkiye tarihinde ilk deniz aşırı seferin Kastamonulu Hüsamettin Çoban tarafından gerçekleştirildiğini, ince fikirli Kastamonulu ustaların İslamiyet'e olan saygılarından ötürü yaptıkları konakların uzunluğunun Kabe'nin boyunu geçmediğini, Türk dünyasının ünlü isimlerinden merhum Rauf Denktaş'ın Kastamonuluların fahri hemşerisi olduğunu biliyor muydunuz? Geçmişinin yanında doğasıyla da ziyaretçilerin ilgisini çeken Kastamonu, Pınarbaşı ilçesinde yer alan dünyanın en derin kanyonlarından Valla Kanyonu'yla, yine dünyanın en büyük mağaralarından Ilgarini Mağarası'yla, Türkiye'nin ilk Pan Park sertifikalı Milli Parkı ünvanına sahip Küre Dağları Milli Parkı'yla, Anadolu'nun Yüce Dağı Ilgaz Dağı'yla, çivi kullanılmadan yapılan Mahmut Bey Camisi'yle, kazılarına devam edilen Paflagonya'nın başkenti Pompeipolis antik kentiyle ve daha keşfedilmeyi bekleyen birçok güzelliğiyle misafirlerini bekliyor. Gastronomide de iddialı olan Kastamonu, dünyanın en kaliteli sarımsağının Taşköprü ilçesinde yetişmesiyle, Tosya pirincinin ünüyle 10 bin yıllık Siyez buğdayının İhsan Gazi'de hala üretiliyor olmasıyla ve yöresel lezzetleriyle misafirlerinin yüzünde gülümseme bırakıyor. Hazreti Pir Şeyh Şabani Veli'nin dediği gibi, gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle, her işiniz güle güle. 2019 yılında Kaster Başakşehir Şubesi olarak sosyal dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneğini, insana ve hayata dokunmanın en etkili yöntemini göstermek adına anlamlı bir proje ile farkımızı ortaya koymak istedik. Bu çerçevede memleketimiz Kastamonu'nun 19 ilçesinden belirlediğimiz 19 köy okulu ile müdürü Kastamonulu olan Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında bir gönül köprüsü kurarak 2019'da 19 ilçeden 19 okul ile kardeşiz projesini hayata geçiriyoruz. Projenin detaylarını anlatmak üzere Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sayın Aykut Akça'yı kürsüye davet ediyoruz. Sayın Başkanım, İlçe Başkanım, Milli Eğitim Müdürlerim, değerli misafirler, herkese hayırlı akşamlar diyorum. İsmim Aykut Akça. Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürüyüm. Kastamonuluyum. Hanönü ile Taşköprü arasında bir köy. Duruma göre Taşköprü diyorum. Duruma göre Hanönü. Ama neticede herhangi bir ilçe ayrımı olmasın diye kendimi Kastamonulu olarak tanıtıyorum.
Şimdi dernekçilikle veya derneklerle ilgili hiçbir bilgim yoktu. Herhangi bir tecrübem de yok. Hiçbir üyeliğim vesaire de yoktu. Şöyle bir durum oldu. Binali Bey şu an aramızda değil ama ben onun gıyabında televizyonda bir açıklaması vardı. Ben köprü olmayınca, yol olmayınca, insanların hayatına dokunan, insanları kolaylaştıran bir fiili bir durum yoksa kuru siyaseti ne yapayım diye bir açıklaması vardı. Ben de kendi adıma, yani biz insanlara, insanların hayatına dokunmayacaksak, insanlara bir faydamız dokunmayacaksa, Kastamonulular Yardımlaşma Dayanışma Derneği olmanın ne anlamı var düşüncesiyle hareket ederek böyle bir yönetimdeki arkadaşlarla görüşmelerimiz oldu ve bu çerçevede Kastamonu ili sınırları içerisinde hiçbir ilçe ayrımı yapmadan Kastamonu Milli Eğitim Müdürümüzün himayesinde 19 ilçeden okullar belirlendi. Bu okulların hepsi nispeten dezavantajlı, nispeten zor durumda, ekonomik durumu daha düşük ailelerin çocuklarının okuduğu okullar ve toplam 1540 civarı öğrencinin okuduğu okullar. Biz inşallah 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda dağıtılmak üzere çocuklarımızın çocuk bayramında sevindirileceğini düşünerek o tarihe kadar hazırlıklarımızı yaparak öğrencilerimize eğitim malzemesi, spor malzemesi ve benzeri destekler sunacağız. Ve bütün ilçelerdeki bütün çocukların belki bir kısmının, belki temsili bir grubun hayatına dokunup onların mutluluğuna Kastamonular Derneği Başakşehir Şubesi olarak bir hizmet götürmüş olacağız. Dernekçilikten anladığımız budur. İnsanların hayatına dokunup onların zorlukla karşılaştığı noktalarda bir yardımımız dokunursa işte o zaman bugün bir araya gelmemizin bir anlamı olacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Anadolu toprakları binlerce yıl boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış, köklü bir tarihi mirasa sahiptir. Kültürel birikim, işte bu derin geçmişin izlerini taşıyan pek çok güzelliği, halk oyunları, türküler, gelenek ve görenekler, yemek kültürü, yöresel giyim ve yaşam tarzı olarak bizlere emanet etmektedir. Yöremize ait halk oyunları ile siz değerli misafirlerimize bu eşsiz kültürel derinliğin ufak bir yansımasını yaşatmak istiyoruz. Karşınızda Kastamonu 10 Aralık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Halk Oyunları ekibi gösterisi.
Lisesi Halk Oyunları ekibi adına Sabire Özen, Sedanur Alman'a plaketlerini vermek üzere Kaster Başakşehir üyelerini sahneye davet ediyorum. Başakşehir Şubesi ve Başakşehir'de ikamet eden siz değerli hemşehrilerimizin bir araya geldiği bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmayan Başakşehir Belediye Başkanımıza, Milli Eğitim Müdürlerimize, çok değerli protokol üyelerine, bugün bizlerle aynı duyguları paylaşarak birlikteliğin ve dayanışmanın en güzel örneğini gösteren sevgili Kastamonulu hemşehrilerimize, Kastamonu'yu ve Kastamonuları seven değerli misafirlerimize ve programımıza ekranlara taşıyan değerli basın mensuplarına şükranlarımızı sunuyoruz. Şimdi plaket takdimi için Sayın Eyüp Sabri Atay'ı kürsüye davet ediyorum. Aramızda 26. dönem milletvekilimiz, Kastamonu'ya emekleri olan bir önceki dönem İstanbul'da sanayici kardeşimiz Sayın Murat Demir beyefendiyi sahneye almak istiyorum. Ve yıl 1985, 34 yıl önce İstanbul'un plakasını yakaladık. Hep 37 yakalıyorduk. 34 yıl önce bir çınar ağacı olarak dikilmiş. Ve bugün sene 2019, 32. şubesini Başakşehir'de açtığımız Kastamonular Dayanışma Derneğimizin Genel Başkanı Sayın Dem Bey'i de sahneye almak istiyorum. Ve kendilerine birer plaket takdimi için Sayın Belediye Başkanımızı lütfetmesini rica ediyorum. Sayın, evet, Dilemci Bey diyor ki acaba bu plaketi ben niye alıyorum diyor. Ben de niye verdiğimi merak ediyorum. Ama evet, niye verdiğimi söyleyeceğim. Evet, diğer plaketi de alalım. Sayın Başkanım, plaketi niye verdiğimi arz etmek istiyorum. Belki vermezsiniz diye erken söylemedim. Şimdi Sayın Genel Başkanımız İstanbul'da Kastamonu'ları iyi temsil ediyor. Yani layıkıyla. Biz zaten bu işin STK temsilcileri kendimiz için değil, memleket için duruşumuzu göstermemiz lazım. Kişiliğimizi sergilememiz lazım. Her yaptığımızı kendimiz için değil, Kastamonu'lar için yapmamız lazım. Ya bölgemizde hitap ettiğimiz insanlara yapmamız lazım. Size yakışır bir şekilde genel başkanlık yapan Remzi Bey bu plaketi hak etti. Sayın milletvekilimizin de doğa turizmine büyük emekleri var. Gerçekten kanyonuyla, mağarasıyla, şelalesiyle, tabiat harikası Kastamonu'muza bir önceki dönem Murat Demir Bey'in ciddi bir yatırımları oldu. Seyir tepeleriyle, mesire yerleriyle, yollarıyla, patika yollarıyla, asfalta dönüştürmesiyle ben kendilerine Sayın Başkanımızın yanında kısa bir görüşmek için ya da bu hak ettiği plaket için birer söz istiyorum kendilerinden. Öncelikle Sayın Değer İlçe Başkanım, kıymetli Belediye Başkanım, kıymetli Kastamonu'muzun Genel Başkanı ve saygıdeğer Şube Başkanımız, çok kıymetli yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız, hanımefendiler, beyefendiler, ben de sizi bu güzel akşamda en güzel duygularımla, en kalbi duygularımla selamlıyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Öncelikle aklınızı helal edin, biraz geciktik. Biz Sayın Başkan'la sabah 9'da başladık mesaiye. İşte Gazi Osman Paşa'dan buraya anca yetişebildik. Bu konuda da benim için de hakikaten demek ki tevafuk çok güzel bir tevafuk oldu. Kapıdan içeri girdiğimde bir türkü vardı. Kulağıma hemen ilişti. Karadır kaşların ferman yazdırır diye. O türkü benim en çok sevdiğim türküydü. İçeride onunla girmiş olduk. Solistimize de bu anlamda teşekkür ediyoruz. Herhalde başkan özel ayarladı galiba. Tabii ki şunu söyleyeyim, çok fazla vaktinizi almayayım. Bizler Kaster gerçekten
bu dönem güzel şeyler yapıyor. Biz yaklaşık herhalde son 15-20 gün içerisinde 4-5 veya 6 ilçenin AK Parti adaylarına destek için sahadayız. Daha doğrusu biz güçlü iktidarın ülkemizin daha ileriye, daha güzel şehirlere doğru yol alması için çok güzel bir AK Parti belediyeciliğin Türkiye'de 1994 yılında başlamasıyla birlikte bu sürecin devam etmesi için çaba sarf eden bizler sadece sahada bunun tüm Türkiye'ye yayılması için elimizden gelen gayreti gösteren neferleriz. Onun için sahadayız. İşte sabahleyin saygıdeğer bizim gelinimiz olan Şeyma Hanım'ın programındaydık. Onları İMES'te ağırladık. İşte Gazi Osman Paşa belediye başkanımıza biraz önce desteğimiz ve program orada devam ediyor. İşte bugün de saygıdeğer başkanımızın için bizler buradayız. Ben özellikle şunu ifade ediyorum. Evet, Kastamonu İstanbul'da gerçekten 1 milyona yaklaşmış, belki de aşmış bir nüfusa sahip. Aslında aldığım bir bilgi, gelen il başkanlığımızdan 600 bin geçtiğimiz seçimlerde seçmeli olan biri İstanbul'da. Şunu söylüyorum, hiçbir şeye bakmaya gerek yok. Ülkemizdeki şu andaki sorunları hep beraber biliyoruz ve ülkemiz üzerinde oynanan oyunları da biliyoruz. Beka sorunu diye bir sorunla alakalı da karşı karşıyayız. İşte bunları dikkate alaraktan bir daha 94 öncelerine dönmemek için Başakşehir gibi marka şehirlere İstanbul Büyükşehir Belediye'mizde Sayın Binali Yıldırım Beyefendi'ye şunu da unutmayayım, üzerinde kalmasın. Saygıdeğer başkanımızın selamlarını getirdim. Zannedersem bir teşekkür oldu. Kendileri gelmek istedi ama önceden yapılan programdan dolayı gelemediler. Ben kendilerine bu programı iletmiştim. İşte Başakşehir'de sevgili başkanımızın tekrardan seçilmesi için Kastamonu'nun tam desteğini istiyoruz. Tam alacağız. Ben konuşmamı bitirip alırız. Tüm Kastamonu'nun gerçekten desteğini istiyoruz. Biz isimlere bakmıyoruz. Biz AK Parti'nin... Evet, sayın milletvekilim, sayın belediye başkanım, sayın ilçe başkanım, çok değerli misafirler, gazetelerimizin çok değerli yönetim üyeleri, çok kıymetli şube başkanlarım, Kastamonumuzun bu salonda bugün görmekten büyük mutluluk duyduğum çok değerli hanımefendileri, şerife bacılar, sevgili kardeşlerim, aziz hemşerilerim, ben de hem şahsım adına hem de Kastır adına hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Şimdi sayın milletvekilim çok güzel şeyler söylediler. Ben başka bir pencereden İstanbul'daki Kastamonu'nun genel başkanı olarak İstanbul'da yaşayan 1,5 milyon hemşerimizi temsil eden bir derneğin genel başkanı olarak bazı şeyler söylemek istiyorum. Değerli hemşerilerim, biliyorsunuz İstanbul'da 40 tane belediye başkanlığı var. Ne yazık ki bunlardan hiçbir tanesi Kastamonu değil. Madde 1. Madde 2. İstanbul'da 100'ün üzerinde milletvekili var. 100'ün üzerinde milletvekili var. Bunlardan sadece bir tanesi Kastamonu, diğerleri Kastamonu değil. Dolayısıyla demokrasinin en temel kurallarından bir tanesi eşitlik kuralıdır. Temsil ve adalet kuralıdır. Bu İstanbul'da yaşayan Kastamonuların şu an için elde edemediği bir eşitliktir. Dolayısıyla biz diyoruz ki madem ki bize 40 belediye başkanlığından bir tanesi bile verilmedi, ben burada sayın milletvekilime de, sayın belediye başkanımıza da, sayın ilçe başkanımıza da, burası Başakşehir olduğu için Başakşehir'de çok kıymetli Kastamonulu hemşehrilerimiz var meclis üyelerine. Dolayısıyla bunların değerlendirilmesini istiyorum. Elbette biz sayın başkanla beraberiz ama sayın başkan da bizimle beraber olursa biz sokakta daha dik, daha anlaşık bir şekilde oy isteriz ve oyları AK Parti'ye veririz. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Bu akşam burada bu güzel toplantıyı tertip eden Başakşehir'in çok değerli şube başkanına, onun çok değerli çalışma arkadaşlarına ve kıymetli hanımefendilere özellikle çok teşekkür ediyorum. Ama
bir teşekkür de çok değerli müdürümüze. Allah senden daha razı olsun müdür bey. Çok güzel bir iş yapmışsın. Kastamonu'da 19 okulumuza bir gönül sebebiyle başlatmışsınız. Ben buradan size de Kastır adına çok teşekkür ediyorum. Elbette dayanışma böyle olur. Bunu da hem İstanbul'a hem Başakşehir'in de Kastamonu'ya gösterdiğiniz için size de ayrıca teşekkür ediyorum. Ben bütün hemşehrilerimi bu güzel akşamda saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Sayın vekilimizi ve genel başkanımızı yerine alıyoruz. Sayın belediye başkanımızı yerine almadan önce sayın başkanımızdan memnunsanız bir alkış istiyorum. Teşekkür ediyorum sevgili konuklarımız. Az önce genel başkanımızın kulağını hemen fısıldarken duydum. Başakşehir'deki belediye başkan adayınız da kastım olarak benim dedi. Bu önemli lan yürek. Teşekkür ediyoruz. Bu arada o koca yüreği olan, Kastamonu'yu çok seven, aslında Kastamonu'da fazla kalmamasına rağmen yüreği Kastamonu için atan okul müdürümüz Aykut Akça'yı neredeyse buraya almak istiyorum. Hocam hızlı bir vaziyette buraya alıyorum. İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tosyalı hemşerimiz Sayın Levent Özil Bey'i sahneye almak istiyorum eğitimci olarak. Ve okul müdürümüz Sayın Aykut Bey'in Başakşehir'de görev yapması dolayısıyla Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Ramazan Bey'i de sahneye almak istiyorum. Ramazan Bey sizi Kastamonlular çok benimsediği için anons bile yapmadılar. Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürümüz de aramızda. Kendilerine de hoş geldiniz diyoruz hep beraber. Sayın Levent Bey sizler de hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evet, şimdi bu Aykut kardeşimiz aslında bana okyanus yürekli diyorlar ama ben yüreğimi herhalde Aykut Bey'e vermişim. O okyanus yürekli hocama bir alkış istiyorum. Hocamın plaketini hemen getiriyoruz. Ve Milli Eğitim Camiası'nın hem Başakşehir Müdürü hem İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı tarafından hem de Belediye Başkanımız tarafından Sayın Müdürümüze birlikte takdim edilmesini istiyorum efendim alkışlarınızla. Sayın Müdürüm bunu hak ediyor. Alkış alkış. Biraz daha alkış. Teşekkür ediyorum. Levent Bey diyor ki bu plaketleri veriyorsunuz da biz size nasıl katkıda bulunabiliriz diyor. Ben de diyorum ki Kastamonu'da sahipsiz de çok, İstanbul'da sahipsiz de çok. Tanımadığımız öğrenci, tanıdığımız öğrenci. Biz hiç tanımadığımız öğrencilere 1500 öğrenciye destek veriyoruz. Bu anlamda Başakşehir'den Kastamonu'ya selam olsun. Sayın hocamı da bir iki cümleyle sayın başkanımızın uygun görmesini istiyorum. Evet, ben de hocamıza çok teşekkür ediyorum. Kastamonu meselesiyle ilgili de özellikle hatırlattım ama yine hatırlatayım. En çok sarımsak yiyen kişilerden biriyim. Belki de gerçek Kastamonu'yum ben. O konuda da rahat olabilirsiniz. Hocama da yüreğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Biz onun her zaman yanındayız, destekçisiyiz. Hayırlı hizmetlerinde hep beraberiz. Sağ olsun, var olsun. Buyurun. Evet, bizim Kastamonlular Derneğimizin Başakşehir Şubesi Yönetim Kurulu üyelerini hemen sahneye alıyorum. Hemen yanımdalar zaten, hepsi hazır kıta. Birlikte sizi selamlayacağız, sonra program devam edecek. Sizi birlikte selamlayalım Sayın Başkanımızla. Evet arkadaşlar, Kastamonlular Derneği Başakşehir Şubesi Yönetim Kurulu arkadaşlarımızı biraz böyle devam edelim. Sol tarafa doğru devam edelim. Bir gençler bir sıra oturalım. Tamam, bayanlar buyurun. Biraz açılalım. Biraz açılalım. Evet, görevli arkadaşlar, dışarıda görevli olan arkadaşlarımız. Biz yana yana diyorlar ya, hani ekranda değiliz artık, rahat konuşuyorum. Bir aydır bilet dağıtıyoruz. Diyoruz ki, Kastamonu'lara güzel şeyler verelim. Kastamonu için emek sarf ettiğimizi hissettirelim. Aykut Hoca'nın söylediği gibi, yani yüreğimiz Kastamonu ve Kastamonu'lar için çarpıyor. Hiç tanımadığımız öğrencilere destek vermek için 1 trilyon lira yola çıktık. Yani biz eğer yapacaklarımızı
birebir hiç indirimsiz alırsak Kastamonu yapacağımız eğitim desteği Kastamonu Başakşehir Şubesi olarak Sayın Genel Başkanım 1 trilyon liralık destek. Bu desteği birbirinden değerli, beni sürekli motive eden, sen yorulmazsın 37 yaşındasın diyen çok değerli şube yöneticilerime çok teşekkür ediyorum. Yani senin yaşın hiç ilerlemiyor, hep 37 diyorlar. Biz 37'de takıldık kaldık. Şimdi burak çekimine geldik. Kulakçıkların alındığı kutuları buraya alıyorum. Arkadaşlar. Şeffaf bir vaziyette önce kutuları alalım. Boşaltmadan buraya getirelim abi. Boşaltmadan 3 tane kutuyu buraya getiriyoruz. Herkesin huzurunda şeffaf bir vaziyette 3 aileyi ödüllendiriyoruz. Bir sehpa getirelim buraya arkadaşlar. Geldi. Tamam. Bunlar benden akıllı. Evet. Kutuları açıyoruz. Son kez soruyorum. Hani milli piyango bileti almayana para çıkmazmış ya. Bilet aldınızsa, bize vermedinizse kulakçığı size ikramiye çıkmaz. Son kez soruyorum. Elinizdeki biletlerden kulakçık vermeyen var mı? Herkesin kulak yanında. Tamam. Evet. Varsa alıyorum. Varsa alıyorum. Yoksa vallahi burada yok. Bunu aldık. Evet, ikinci kutuyu atıyoruz. At abi. Son kez sorduk. Bitti. Bunu da attık. Bunu da aldık. Yok. Bu da yok. Şimdi bunun içerisinden 3 tane numara çekeceğiz. Bizim parolalarımız vardı gençler. Neredeydi? Orada. Şimdi Ilgaz'ı getirelim. Evet, Ilgaz gelsin. İlk çekilişimiz Ilgaz Kayak Tesisleri. Size bir haftalığına devre mülk veriyorum. 4 kişi, 5 kişi kalabiliyorsunuz. 30 Mart'ta giriyorsunuz, 6 Mart'ta çıkıyorsunuz. Bilgisayar gelsin, ben tutmayayım oraya. Evet. 30 Mart'ta tatile çıkıyorsunuz. 6 Nisan'da geri dönüyorsunuz. 7 gün 7 gece Kastamonu Ilgaz Kayak Tesislerinde. Hayır hayır, bu önce bir görelim, heyecanlansınlar. Şimdi onun çekilişini yapıyoruz Sayın Vekilim. Siz alalım Sayın Vekilim. Yani oradan fazla müdahil oldu Sayın Vekilim. İlk çekilişi ben yapayım dedi herhalde. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Evet, şeffaf, herkesin huzurunda. Sayın Vekilim de kimsenin elinde hangi bilet olduğunu bilmiyor tabii. Bunda numara değil ama isim yazıyor. Murat Demir. Bana çıktı yani. Numarayı okuyayım. 18-14. Yani 1814. Alalım tarihi. Evet. 1814 numaralı arkadaşımızı buraya alalım. Vallahi. Ha. Ha. Ya kara çıkmadı ama hanımefendiye çıktı. Görürüz. Hayırlı olsun. Teşekkür ediyoruz. Sayın Emel Akarsu hocamıza, sunucumuza biz emekleri için teşekkür edecektik. Komple etmiş olduk. Hayırlı olsun. Hocam size hediye olsun diye biletinizi takdim edeyim tekrar. Şimdi
Sayın Genel Başkanım, Sayın Demsi Şen Bey'i alkışlarınızla buraya alalım. Kudüs alalım, Kudüs'ü. Evet, Kudüs'ün tarihlisini belirliyoruz. Elinizdeki bilette de yazdığı gibi Ilgaz'a 2+ yaptık. 4 kişi gidiyor. 2 kişiydi ama 4 kişi gidiyor. Devre mülk. Şimdi Kudüs'e 2 kişi, bir aile 2 kişi, anne baba olur, eş olur, başka 2 kişi olabilir. Evet, 2 kişi tarihlisi belirliyoruz. Başkanım buyurun. Evet, biz Sayın Vekil'le anlaşmıştık ama o yani olmadı bu iş. Numarayı okuyorum arkadaşlar. Tarihli numara 1896. 1896. Bekliyoruz buraya. 1896. Evet, oradan geliyor kardeşimiz. Evet. Tatiller diliyoruz Kudüs'te, eşinizle birlikte. Eşinizi de tanımak isteriz ama öyle mi? Gel gel, gel buraya gel. Gel. Ya arkadaşlar, bu kadar da tesadüf olmaz. Vallahi de billahi de yine yok yani, ben eminim. Evet. Hayırlı olsun. İyi tatiller diliyoruz. Evet, Kudüs'e de 2 kişi, bir aile gönderdik. Vallahi ben biletimin numarasını vermedim. Çünkü bende 100 tane var, dağıtılmayan. Hangisini vereyim? Şimdi... Evet. Bu arada kısa bir mola verelim. Fikret abi, seni buraya alayım ya. Ben arada bazı akşamları beni buraya getiriyorsun. Eve getiriyorsun. Yolda kalmayayım. Bizim kardeş derneğimiz nerede? Gel arkadaş buraya. Şanlıurfa Kastamonlar kardeş derneğimizin genel başkanı Sayın Abbas kardeş. Ama biriniz çekin. Fikret abi buyurun. Emre, Emre, Emre. Bir de gel böyle. Abi sen çek, sen Sayın Vekilim, bu da bize çıktı Şanlıurfa'lara. Bilginiz olsun. Rakamları tek tek okumam lazım. 3, 6, 5, 0. 3650.